Bugün yukarıda ustalarımız vardı. Gittiler, şimdi beraber bir terasımızı gezelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben de ilk defa göreceğim sizinle beraber. Bakıyorum şimdi. Wow. Vay, baya iyi. Şuralarda anne baksana. Ne kadar değişmiş. Şurada Bak, yan iki tarafı cam komple var. yapmışlar. Şey, banyo yanları alçıpan yapacağız dediler ya. Burayı da kırmışlar. Bunu Alçıpan. nasıl yapacak? Bu banyoyu böyle büyütecek Bak, mi? bu banyo buradan itibaren, Hı. buradan bacayla bir, şuradan itibaren şöyle olacak ya, burası duş olacak. Ha, Buraya anladım duş yapacak anladım. adam. Tamam. Buradan kapı olacak. Anladım, tamam. Buraya kadar oturacak. Burayı da... Karşıya lavaboyu, banyo, makineyi, buraya da tuvaleti koyacak. Anladım, sığar ya, yeter. Şurası da arkadaşlar, Ha. lavabonun olduğu yerde böyle ardiyelik gibi, kiler gibi Şurası olacak. buraya kadar geldiği için şöyle bak. Ha, Burası seninki dar daha... uzun olacak. Dar uzun olduğu için buradan kapı ya. Hı. Ölü alan. Şuraya kadar ben mesela orayı küçük tuvalet gibi ardiye yapacağım. Aynen, güzel olur. Şuraya böyle hep iple işaret koymuşlar. Direk olduğu için burayı O da böyle ortadan bölünecek. Onu da bölünmüş işaretini, zaten. evet, İşaret koymuşlar. işaretlerini koymuşlar hep. Ya Ay bak, yan valla. tarafa camları da hazırlamışlar. Yan tarafın camı da hazır. Benim salondaki gibi olacak burası, yani iki Aynen. cam. Yalnız bunları iptal edeceğiz demiştim usta. Şu Kırarlar bacayı herhalde. kırdıracağım. Bu O baca soba kırılacak. bacasıydı, değil mi? Soba bacası artık ihtiyaç yok ona. Onu Evet. kırdıracağım. Bizim bu antenleri halletmemiz bir an önce iyi oldu. Anten Ama kabloları çoğu kalkmış zaten bak. aynen. Aa, Soner dedi onu oraya versin dedi. Ne olmuş o? Kabloyu mu? Ha. Vallahi bilmiyorum. Bilemediler herhalde öyle kal. İşte bir de o da buraya kadar olacağı için Ha, evet. camlar büyük olacaklar. Odamızın şeyini, terasta bölümünü de ayırmışlar, hemen işaret koymuşlar böyle. Şu İki kadar bir alan. öğlen konuştuk biz. Pencereyim diyorsun. 280 cam kalacak. Kıyılara 30 santim dedim, koyun tuğla buraya da bak. Hı. 30 santimlik tuğla Oraya da koyun dedim. koymuşlar. Ortada 2,80'lik yer kaldı. Onu fiyattan ayrı tutacaklar bize. Biz 2 metre anlaşmıştık. Bir de burası duvar olacak ya tuğla. Hı. Sonradan oraya pilit yapacaklar. Onlara hep söylemek Onlar lazım, pilit aynen. yapacaklar. Şu duvar daha kırılmadı. Onlar kırılacak. Bunlar en son kırılacak arkadaşlar. Şu demir, yani burası komple gidecek. Bunun yerine cam gelecek. Küpreş mi diyorlar, küpreş de mi diyorlar? Tam olarak ben de bilmiyorum. Benim evin aynısından buraya da olacak. Balkon daha Anne, iyi. bu ortadaki böyle duracak, değil mi? Bunu Oturacak. nasıl? Oturacak. O kolon. Onu boyarız beyaza ya. Aynen, onu boyarız. Sonradan Ay boyanır, bir şey vallahi yok. böyle. Ya güzel bir taş deseni şey yapıştırtırız ona. Evet, taşlı bir Taş şeyler olsa deseni, daha güzel olur. tuğla kendimiz yaparız onu. Satılıyor ya. Deneriz ya. Taş deseni tuğlalar satılıyor böyle. Al oraya bir damla yara. Aynen. Onu yaparız. Böyle Ama bu da yani. kalacak tabii. O da kalacak. Üçüne birden Zararı yok gidecek. ya. Kıyıda zaten. Tavanlar şu demire kadar, şu alt demire kadar. Karşıda gösterirsen daha belli olur. Bu alt demire kadar tavan olacak. Alçıpan. Güzel olacak, güzel. Şimdi bu haliyle bile yani oluşmuş ev Şimdi yani. bak, banyonun tavanı daha alçak duruyor. Orasını da yıkacaklar onlar. Öyle mi diyorsun? Yarın ustalar gelince biz soralım ya. Salonla değil mi orası? Belki salonla bir olabilir onun yüksekliği. Ama burayı yok edeceklerdi. Bilmiyorum. Evet. Aynı değil mi? Ama Aynı. orayı yok etmeleri lazım. Yarın Kesinlikle. bir konuşuruz ya. Çünkü kireçin altında kalmış. Bayağı alçakta kalacak. Dur bakalım ne yapacağız Ay, burada. nasıl bir şey olacak acaba ya? Şu. Bir de şu girişi göster. Burası gösteriyor. Bak, oranın teneke vardı üstünde biliyor musun? Şuna Baksana. çıksam bir şey olur mu? Düşer miyim? Bir şey olmaz. Ha.
Şuralar hep tuğlaydı, uyduruk. Ay dur, buradan göstersem daha iyi olur. İçeriden. Ay apartman bir battı, bir battı. Burayı, burasının üstü tenekeydi. Bunu çıkarttılar, bu duvarı yükseltecekler çünkü. Demirin üstündeydi teneke. Evet. Buraları falan döşenecek de bak. Daha yapılacak. Yapılacak. Burası çelik kapı olacak. Evet. Normal bildiğin daire olacak yani. Burası duvar. Duvar değil mi? Burası da yükselecek. Şu demirle bir aynı. Bak burası da boştu değil mi anne? Gaz betonlar yoktu, boşluktu orası. Tabii boştu. Boştu. Ay ay. Ama bu, merak ediyorum. Bu gene burada kalması mı gerekiyor? Bilmiyorum. Açık kesmiş değil mi? Hadi inelim mi aşağı? Hadi artık, ben yandım bugün, çok iyi. Bugün inşaatımızın ikinci günü. Direkt buradan başlayayım. Benim evden yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Bakalım bugün neler yaptılar. Ustalarımız yeni gitti. Oh oh anne. Evet. Bitmiş artık, ne kalmış? Bitmiş. Gel bak odaya. Oh. Hiçbir şey kalmamış ki. Sıvaları. Bakın pencere, sürgülü penceremizin boyu bu kadar olacak. Bu oda. Hatta onların yerlerini de koymuşlar şuraya demir. Bugün iskele de kuruldu. Sıva yapıldı, dışarıda onu da göster. Bakın bakın benim eve bakın, mahvoldu mahvoldu. Ay doğalgaz borularına bak. Baksana. Şey, klima boruları. Bunları ben temizleyeyim mi? Sıvası da yapılmış bu arada. Dış sıva yapıldı. Bak boya da denemişler ama bak kurumuş. Kurumuştur, hava çok sıcak çünkü. Böyle bugün iskelemiz kuruldu, buralar yapılmış, temizlemişlerdi. Şöyle. Gel buradan gene devam et. Anladın yok mı? Yok, buradan göstereyim. Şöyle, şurası terasımız. İki odamız var burada. Burada duvarımız var. Buraya aplik düşünüyoruz biz. Bir tane aplik lamba alacağız. Gel buradan. Şuraya çeşme istiyor annem. Buraya çeşme istiyordu. Şeyden vazgeçtik değil mi anne? Evet. Barbeküden vazgeçtik. Her zaman mangal yapan bir insan değiliz. Aynen. Diğerine, diğer tarafta da yapabiliriz. Al götür her yere. Evet böyle. Şu mutfak bacası duruyor da. Onun için başka bir usta geliyormuş. Baca tuğlası gelecekmiş. Her usta ayrı. Ayrı. Sıvacısı, bunlar, şeycisi. Ben öyle bilmiyordum. Kırbacısı ayrı geliyor. Evet. Bir ekip olarak çalışıyorlar. Bir de bak tertemiz de bırakmışlar. Evet, tertemiz bırakmışlar. Vallahi bravo. Şu bölüm tam çekyat için. Evet, şuradaki bölüm böyle olmak zorundaydı. Çünkü kolon vardı. Kolon vardı orada. Demir vardı. Çünkü çatıyı tutuyor o demir. Evet. Bir o yüzden oradan ördürseydik kapı yeri kalmıyordu giriş. Evet, odada yer kalmayacaktı değil mi? Burası da böyle bir yataklık, bazalık veya koltuk. Çekyat koyalım. Koltuk koyabiliriz. Diğer yerlere bakalım. Buradan koridordan. Burası bizim için sürpriz oldu anne. Evet. Şu köşe, bakın şimdi burada iki tane kapımız var. İki tane odamız var. Daireden girince. Dışarıdan yani şuradan girince, girince burası dairemizin kapısı. Ondan sonra burada solda bir oda, sağda bir oda. Burası yok yani, planımızda burası yoktu. Aslında biz bunu, bu duvarı ya buraya kadar geleceğini düşündük değil mi anne? Öyle, öyle düşündük. Sonra böyle oldu. Senin küçük tuvaletin olduğu yer çıktı ortaya. Kilerlik olacak burası. Baba ne diyor biliyor musun? Ne dedi? Buraya kapı yaptırma dedi. Buraya dedi perde çekeriz dedi. Oldu. Oldu deseydi. Tamam dedim, öyle yaparız. Ben şimdi buraya fikir versinler bize ama o zaman... Nasıl verecekler fikir? Şey, ne istiyorsun? Burası koridor olarak mı kalsın? Yoksa... Gerek var mı koridor olarak kalmaya? Gerek yok. Sen ama buraya, yani buraya kapı yaptıracağız. Kilerin olacak anne burası. Kiler bütün... olacak. Yacıda diyorum koridor kalsın da karşıya ayna mı yapıştırayım? Yok ya, gerek yok. Senin yayıntını toplayacak bir oda senin için daha önemli değil mi? Kapatmasın böyle kapı olursa çok.
Neden kapatacak ya? Tam buradan yapmayacağım kapıyı. Hı. Şu hizadan. Hani böyle giriyor. Bence yayın odası. Koridor böyle böyle büyük duruyor giriş ya. Anne benimki çok mu büyük koridorun girişi? Benim koridorun girişi de çok küçük. Sen senin ev gibi mi düşündün? Özkan neredeki ev gibi mi düşündün öyle? O kadar büyük koridoru sevmiyorum ben. Bence yayıntı odası olarak yapsam burayı daha iyi yani. Buradan yapsam, biraz küçük yapsam senin tuvalet kadar. Bu kadar hiç gereksiz gene. Yani. Böyle yapsam çok derin olacak. Raf yaptırırız, ayakkabılık yaptırırız. Şuralara raflar. İstiyorsan kavanozlarını da buraya koy. Çünkü buraya çamaşır makinesi koymayacaksın yok, sen. Yok yok. Tamam öyle yapalım, oraya da bir kapı yaptıralım. Burası banyomuz. Bu da bir banyo oldu burada. Eski banyo ne kadardı? Bak dur bak. Bak. Bak demirlerine bak. Eski banyomuz bu kadarcıktı. Şimdi büyüdü. Şuraya fayans yapılacak. Duşakabin olacak burası. Ya, duş. Fayansı duş artık nasıl deniyorsa bilmiyorum şimdi. Fayans yapacaklar böyle. Önüne sürgülü mü istiyorsun? Cam. Cam istiyorsun. Onu sonradan yaptırabilirim ya. Havalandırmamız uzadı. Havalandırmamız şu kadardı bakın. Oradaydı tabii, yükseldi. Camı da duşun olduğu yerden açtı. Hemen buhar gitsin diye adam. Aynen. Çok güzel oldu ya. Şu tavanlar şuralar. Çıkacak. Bu tavan çıkacak, çıkacak buradan. Çıkacak orası. Alçıpan olacak. Bugün daha da bir olmuş yani. Bakalım yarın neler yapacaklar. Yarın. Diğer salonun içini göstereceğim mi dağınıklığını da? Oraya da bir bakalım. Nasıl? Orayı görmeyin. Orayı görmeyin. Yok anne bir şey. Basamıyorum böyle. Dur terliğimi çıkartmıştım ben. Yerdeki. Yerlere basamıyor. Giy. Toza bak toza. Basamıyorum bak, öksürük tuttu bir de beni. Böyle fırınımız vardı. Duşu kabini çıkarttılar. Este de sıcak esiyor. Burada böyle bütün yayıntılar. Bu evde çok iş var anne. Burada bir de bende. Plastik kapı buradan çıkacak. Normal lake kapılardan olacak burası. Lake değil. Amerikan. Ney? Amerikan mı istiyordun? Amerikan kapı yapılacak. Buraya da yine aynı şekilde. Buraya da, buraya da. Buraya çelik kapı. Bu buradan çıkacak. Senin koridorun bayağı bir geniş. Tuğba burası ne olacak? Burası açık mı kalacak böyle ya? Ben bilmiyorum. Orayı da kapatacaklar. Böyle bir boşluk var burada. Orayı da kapatsınlar. İşte konuşacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Bugün böyle oldu. Bu da kırılacak. Soba bacasıymış bu. Başka kırım ekibi gelecek. Sonra buralar daha kırılmadı. Onlar dediğimiz gibi ayrı ustalar geliyormuş. İki günde değil mi? Bu kadar. İki günde maşallah bu kadar oldu yani. Her şey oldu. Dışarının sıvası oldu. İskele kuruldu. Badanayı da yarın yaparlar büyük ihtimalle. Öyle. Apartmanın içinde bir görseniz, bir görseniz. Süpürülmüş hali canım. Bu süpürülmüş hali. Yine ustalar çok temiz çalışıyorlar. Süpürüp gitmişler ama tabii ki. Onlar mı süpürdü kalan? Onlar süpürdü tabii. Bravo vallahi. Bütün böyle molozlar vardı yerlerde. Şu yukarıyı kırdıkları için. Bunu yıkasak hiçbir şeye yaramayacak. Burası da benim ev. Toz olduğu gibi içeride. Şuralar. Şimdi biz ne yapalım? Bir şey alalım. O camdan bir deneyelim. O çimentolar çıkacak mı? Bakalım. Çünkü dışarıda işi biter. İnşaatımızın 3. gününden herkese merhabalar. Şimdi yine terasımıza gidiyoruz. Bakalım bugün neler oldu. Bugün bizim elektrikçilerimiz gelecekti. Prizlerin yerleri, lambaların yerleri belirlenecekti. Gördüğünüz gibi hala apartmanımız kir toz içinde. Yapacak bir şey yok. İnşaat bitene kadar bu halde olacak. Evet, şu anda geldim. İlk gözüme çarpan şu tavandaki kablo oldu. Bugün lambaların yerleri de belirlendi. Kabloları böyle sarkıtmışlar. Buraya da böyle priz anten yerleri yaptılar. Şöyle bu büyük ihtimalle burası da hem priz hem de balkon lambasını açmak için olan yer. Yine bu balkon tarafına da şu yukarıya lamba istemiştik. Onun da kablosunu yapmışlar.
Şurada aplike olacak demiştik. Onun için de bir kablo bırakmışlar bu duvara. Şöyle uzaktan gösterirsem daha iyi anlaşılır sanırım. Şöyle. Burada yine balkonda bir tane priz istemiştik. Onun için de kablo geçirmiş. Bugün bayağı ustalarımız uğraştı. Şurada da yine kablolar var. Aşağıya zil istedik. 3 kat biliyorsunuz bizim ev. Bununla beraber 4 kat olacak. Aşağıya dörtlü bir zil alacağız. Zil kutusu. Burada da, burası da koridor. Böyle burası koridor. Hemen burada banyo var. Banyo içinde lamba yerleri yapmışlar. Şuraya da bir tane priz istemiştik. Burada duş olacaktı. Burada duş olacak. Burada lavabo olacak. Şuraya da yine priz yaptırttık. Saç kuruturken gerekir. Şurada da yine aplik olacak aynanın üzerinde. Benim evdeki gibi. Buraya annem çamaşır makinesi koyacakmış. Onun için de buraya bir priz yapmışlar. Ondan sonra burası da şartel sanırım. Şuraya yine zil bütonu. Böyle. Buradan alacak galiba elektriğini. Ondan sonra şuraya yine lamba yapmışlar. Buraya da bir tane lamba. Onun için kablo bırakmışlar. Bugün bunlar oldu. Ama bayağı bir uğraştı ustalarımız. Bir de şöyle bir listemiz var. Bunlar alınacaklar. Van sensörü, prizler. Tekli anahtar diyor. Kapı zili. Dörtlü zil butonu işte vesaire. Bunları ayrı bir videoda yapacağım. O kadar heyecanla bekliyoruz ki annemle beraber. Böyle bir an önce bitsin. Sizlere de göstermek istiyorum. Böyle her detayı sizlerle paylaşıyorum. Bugün inşaatımızın 3. günüydü. İlk 2 günü böyle duvarları ördüler. İşte dışarıya iskele kuruldu. Dışarının sıvasını bitirdiler. Bu 3. gününde de prizlerimizin yerleri belirlendi. Lambaların yerleri belirlendi. Bugün onlar halledildi. Biz birkaç gün sonra fayanslarımızı beğeneceğiz. Bu arada bir de pencerelerimizin ölçüleri alındı. Buraya benim evinki gibi cam olacak. Şöyle boydan bayağı. Buranın ölçüsü alındı. Siparişleri verildi. Aynı şekilde buradaki camın ve şu yandaki pencerenin, şu iki pencerenin siparişleri verildi. Büyük ihtimalle kapıların da ölçülerini aldılar. Biz onları ayrıyetten kendimiz beğeneceğiz. Camlar zaten standart da şu kapıların modelleri, işte çelik kapının modeli, fayanslarımız, laminatlarımız bunları biz annemle ikimiz beraber karar vereceğiz. Ama onlar bu videoda olmayacak. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. İnşaatımızın ilk 3 gününü hep beraber gördük aşama aşama. Artık ilerleyen günlerde büyük ihtimalle penceremiz takılmış olur. İşte ne bileyim fayanslarımız yapılmış olur. Şu tavanlarımız yapılmış olur. Buraya tavan olacak. Ayrıca arkada da iki balkonumuz var. Onların da tavanları yapılmış olur. Şu ortadaki direk de gidecek. Bilmiyorum söyledim mi ama onu da kaldıracaklar. Şuradaki pimapen kapı çıkacak. Onun yerine lucky kapı gelecek. Bir sonraki videoda neler olacak inanın ben de çok heyecanlı ve meraklıyım. Dediğim gibi birkaç gün sonra da malzemelerimizi annemle beraber karar vereceğiz. Sizinle, siz de yanımda olacaksınız. Siz de göreceksiniz hangi ürünleri seçtiğimizi. Buradan gitmek istemiyorum ya. Gerçekten burayı böyle o kadar çok sevdim ki ve o kadar çok heyecanla bekliyorum ki bitmesini. Eminim ki sizler de öylesinizdir. Merak ediyorsunuzdur nasıl olacağı ile ilgili. Zaten buranın böyle bomboş halini de biliyorsunuz. Sıklıkla sizlere videolarımda paylaşıyordum terasımızı. Sadece burayı biliyorsunuz. Caner de çiğ köfte almaya gitti. Bugün yemek yok. Bugün çiğ köfte yiyeceğiz. Çiğ köfte severleri yorumlara bekliyorum. Biz uzun zamandır çiğ köfte yemiyorduk. O kadar çok özlemişiz ki. Çok güzel bir tabak yapacağım şimdi bak. Senin sunumların çok güzel oluyor aşkım. Şimdi bunu ıslak ama aslında. Çiğ köfteyi de ıslak yapıyor mu? Battal Bey. İzmir'de Battal Bey var. Biz oranın çiğ köftesini çok seviyoruz.
Çok oldu ya. Hatta ben en son bir videomda yemiştim annenle beraber çiğ köfte. Şimdi yiyeceğim işte. Vallahi. Nasıl yapıyorsun? Bir şey yok mu? Bunlarda da var. Aşkiton. Onu istersen başka tabağa da alabilirim. Öyle de güzel durdu. Görsen sunum yapıyoruz ya. Sunum mu yapıyorsun? Hayır, şeye baktım. Nar ekşisi var mı diye. Nar ekşisi var mı? Acı sos var. Bir ekşi sos diyor. Tamam, nar ekşisi de varmış. Güzel. Al sana nar ekşisi. Oo, bizim de en sevdiğimiz nar ekşisi Öncü'nün. Battal benimkinler de güzel oluyor. Nasıl sunum bu arada? Beğendin mi? Harika. Ve sizlere de artık burada veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.